Beni dinlemedin. Sana açıklama yapma fırsatını bile vermedin. Sevkiyatla ilgili anlattığım her şey doğruydu Feride. Turgut Savcı seni kandırmaya çalışıyor. Bak birazdan Yasin gelecek. Olup biten her şeyi anlatacak. O gece o da yanımdaydı. İçişleri için bir yardım istemişti benden. O yüzden oradaydım. Ben gitmek istiyorum. Aç şu kapıyı. Arkanı dönüp gidemezsin. Bu sen ben meselesi değil, anlamıyor musun? Adliyenin içinde bir çete var. Bunlar silah kaçakçıları için çalışıyorlar. Ben bir daha sana inanırsam aptalım demektir. Benim bir kere aklım sustu. Bir daha olmaz Mahir Kara. Anladın mı? Boşuna bekleme. Ayrıca sevkiyatla ilgili her şey ortada. Senin bana gerçekleri çarpıtıyor dediğin adam Turgut bana zaten her şeyi anlattı. O da merak etmiş, araştırmış ve bir sevkiyat olduğunu anlamış. Sen daha neyi anlatıyorsun? Sana bir adam getirmiştim, hatırlıyor musun? İhsan. Hani komşusunun kızına göz diken şerefsiz. Hatırladın mı? Adamı bulup sana getirmiştim. Sen bana inanmamıştın. Zor da serbest bıraktırmıştın İhsan'ı. Günahsız bir kızın hastanelik olmasına sebep olmuştu. Sen şimdi niye anlatıyorsun bunları? Hı? Çok akıllı mı sanıyorsun kendini? Niye tekrar açıyorsun bu dosyayı? Hastaneye senin yanına geldim. Hatırlıyor musun? Babamı ilk defa sana orada anlatmıştım. Babamla ilgili anlattığım her şey gerçekti Feride. Ailemle, babamla ilgili anlattığım her şey gerçek. Hastanede, orada son bir şans vermiştin. Onu istiyorum senden. Bırak açıklayayım. Yasin'i bir dinle. Sonra git. Şerefim üzerine yemin ederim engel olmayacağım. Ben de sana verecek şans yok Mahir Kara. Çünkü senin attığın bütün yalanlar doğrularını sildi süpürdü. Tamam. Haklısın. Senin lütfunu hak etmiyorum. Yalancı adamın tekiyim ben. Ama Yasin gerçek bir polis. Bunu sen de biliyorsun. Sana olup biteni anlatmayı kabul etti. Bekle ve dinle. Zamandan başka ne kaybedebilirsin Feride? Kendime olan inancımı. Ben sana bir daha inanmamak için yemin ettim kendime. Şimdi ver şu anahtarı, çıkacağım dışarı. Feride. Beni unut. Yaşadıklarımızı unut. Sevdamızı unut. Bana olan nefretin sabırsız yapmasın seni. Mevzu bahis olan bir insanın canı Feride. Sen iyi kalpli bir insansın. Vicdanlı bir insansın. Yapma lütfen. Sus. Sus, dinlemeyeceğim seni. Aç şu kapıyı. Çıkmak istiyorum Mahir. Benim babamı asarsan Feride, sana yine de onun suçsuz olduğunu kanıtlayacağım. Çünkü bu gerçek. Yalanlar saklı kalabilir ama gerçek er ya da geç ortaya çıkar. Çıkmazsa da ben çıkartırım. Ömrüm pahasına da olsa bunu yaparım. Babamın Süleyman Savcı'yı öldürmediğini kanıtlarım. Gerçek ortaya çıktığında sen babamı asmışsan bu vicdan azabıyla yaşayabilir misin? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Gelinceye kadar. Ya gelmezse? Gelecek. Yasin bir söz verdin mi tutar? Hakime Hanım,
Tamam, bana öfkelisin. Şefkatin de zulmün de başım üstüne. Ama nimetin günahı ne? Ha? Yapma. Gücüne gider yaradan. Seni kim vurmuş öğrenebildin mi? Ama yüzünü gördüm. Bugün görsem tanırım. Esasında bir sureti bir kere gördüm mü bir daha unutmam. Hafsalama kazanır. O adamı da gördüm. Hastaneden beri kavga ediyorum kendimle. Anımsayamıyorum. Nerede gördüm o herifi çıkartamadım. Belki de husumetin olan kafadayılardan biridir. Hakime Hanım. Ben kimseye kurşun sıktıracak bir kötülük yapmadım. Doğru. Senin kitabında kötülük yazmaz, değil mi? Sen masum, şahane, pürpak bir insansın. Benim hayatımı mahvetmiş olman, şu an burada beni alıkoyuyor olman, bunlar iraden dışı. Alçaklık değil tabii bunlar. Beni hiç mi tanımadın Feride? Ha? Sen karşındaki insanın hareketleri gerçek mi değil mi? Dilinden dökülenler sahici mi? Bunu anlayan bir insansın. Bunu yaşayarak öğrendim ben. Adım dışında her şey gerçekti. Konuştuğumuz her cümle gerçekti. Lütfen inan artık buna. Gözüme bak. Feride, gözüme bak. Senin tanıdığın, sevdiğin insan benim. Soracağım. Bir savcıyı yaraladın. Bir hakimi kaçırdın.
Dolandırıcılık, sahtecilik zaten var. Onu saymıyorum. Bütün bunlardan nasıl kurtulmayı düşünüyorsun? Yani nasıl bir hayat kuracaksın kendini? Ben çok merak ediyorum. Ömrümün içinde senle babam olmadıktan sonra neyleyim ben o hayatı? Misal, babamı asarsan ben yaşar mıyım sanıyorsun? Hala gayen beni etki altına almak değil mi? Kanaatimi değiştirmek. Niyetim kanaatini değiştirmek değil. Görünen gerçekleri değiştirmek derdim. Çünkü bunların hepsi düzmece, palavra. Ne benimle alakalı olanlar ne de babamla. Bir gün bunları kalbinden hissedeceksin. Eğer söylediğin gibi baban gerçekten suçsuzsa bu zaten ortaya çıkar ve hiçbir zaman asılmaz. Ama sen benim için öldün. Astım seni kalbimde. Ve bir daha geri dönüş yok.